daha önce bu kadar güzel bir şey gördünüz mü bilmiyorum. Tasarımı adamı manyak eder. Arkadaşlar biraz sonra bu oyun bilgisayarın canlı canlı oyun performansına bakacağız. Sıcaklığına bakacağız, FPS'e bakacağız, cihazın artısına bakacağız. Eksilerine bakacağız ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Tasarımına bayıldım. Tron diye bir tane film vardı. 2010 yılında yayınlanmıştı. Bundan 11 sene önce. Aslında MSI bildiğiniz onu yapmış. Bak şuradaki joystick'i görüyorsun. Tıklıyorum. Dur ben size bir Rainbow modu alayım. Şöyle gökkuşağı modunu aldım da biraz yaldır yaldır yansın. Şimdi bilgisayarımızın modeli MSI Aegis Ti5 olarak geçiyor ve bu kasayı almak istediğiniz zaman arkadaşlar başka bir yerde bulamıyorsunuz. Tamamıyla MSI'ye özgü bir tasarım ve MSI Ti5 modellerinde bu kasayı kullanıyor. Ama buradan MSI'ye çağrıda bulunuyorum. MSI gel şu kasanın boş halini sat. Bak lütfen. Yani ben bu kasaya bir sistem kurmak isterim. Özellikle kasanın ön tarafında tüm sistemi kontrol etmek ve tüm sistemin de özelliklerini görmek, durumunu anlık olarak görmek istediğiniz zaman arkadaşlar burada bir tane tekerlek bulunuyor. Ve bu tekerleğin önünde ise LCD ekran bulunuyor. Çok çok güzel. Bakın şu anda ben buraya Donanım Arşiv logosunu koydum. Dragon Center yazılımı üzerinden. Burada Gaming Gear bölümü var. Buraya giriyorsun. Aegis Ti5'i seçiyorsun. Buradaki LCD ekrana istediğin özelliği buradan koyabiliyorsun. İstersen git buraya bir GIF koy. İstersen buraya git bir GIF'li logonu koy. İstersen de MSI'nin kendi varsayılan modunda bırak. Ama burada istediğin şeyi buradaki LCD ekran sayesinde yapabiliyorsun. Ve buraya dokunuyorsun. Seçenekler karşına çıkıyor. Tekerlekle şöyle geziyorsun. Mesela bak izle modu var. İzle moduna girdiğin zaman burada otomatik olarak işlemcinin anlık olarak frekansını gösteriyor. İşlemcinin kullanım yüzdesini gösteriyor. İşlemcinin sıcaklığını gösteriyor. Anlık olarak geziyor şu anda. CPU'nun fan RPM hızını gösteriyor. Sıvı soğutmanın pompa hızını gösteriyor. Bellek frekansının şu anda çalışma hızını gösteriyor. 3200 MHz. Grafik ekran kartımızın çalışma saat hızını gösteriyor. Ekran kartının kullanım değerini gösteriyor. Ekran kartının sıcaklığını gösteriyor. Ekran kartı fan RPM'ini gösteriyor. Ve hava durumunu bile gösteriyor. Çok iyi. Buradaki joystick var ya abi mükemmel mantıklı. Mükemmel. Bayıldım bayıldım. Bak anlık izleme modundan çıktım. Sonra ne koymuşum? Ses seviyesini ayarlama. Buna tıklıyorsun. Bak görüyor musun? Oğlum çok iyi. Ben oğlum vallahi bayıldım ben buna. Buradan istediğini yap. Giriyorum tekrar buna. Sırada ne koymuşum? Senaryo modu var. Senaryo modu ne? Sistemi sessiz modda çalıştırabiliyorsun. Buradan kendi ayarını istersen yapabiliyorsun. Unutma. Balans modu var. Mesela extreme mod. Extreme modu alıyorsun. Sistemin bütün saat frekanslarını en tepeye çekiyor. Mesela istersen de kendin ayarlıyorsun. Mesela kendin bir overclock yapıyorsun. Bunu buradan buraya seçiyorsun. İstediğin zaman kendi overclock'ına buradan gelebiliyorsun. Abi çok çok ben çok sevdim abi. Bir diğer özellik sistemde kullandığım RAM'i tamamıyla temizleme modu var. Mesela şu anda tıkladım ve bana diyor ki şu an sistemde 4500 MB'lık bir RAM kullanılıyor. Bunu temizledim ve 224 MB'a düştü. Yani buradan kendin de istersen aynı Android cihazlarda olduğu gibi RAM temizliğini buradan yapabiliyorsun. Yine ben bunu buradan ekledim. Onun dışında Mystic Light modu var. Bütün buradaki renk ayarlarını kendin yapabiliyorsun. Bak Mystic Light moduna giriyorsun. İstediğin şekilde kapatabilirim. Kapattım. Varsayılan modu Tron, Tron aydınlatması. Sabit renk, sabit. Nefes alan mod. Ya burada joystick kısmına Dragon Center üzerinde olan her şeyi koyabiliyorsun ama benim en çok beğendiğim şey... Hatırlıyor musun? NZX'nin bir sıvı soğutması vardı. Oraya GIF ekleyebiliyordunuz. Oradaki o sıvı soğutmanın özelliğinin aynısı burada bulunuyor. GIF olarak istediğin her şeyi buraya koyabiliyorsun. Yine Dragon Center üzerinden kendi animasyonunu yüklediyorsun. Buradan seçiyorsun ve bunu buraya atıyor. Eleştirebileceğim şey ise arkadaşlar ön tarafta Pione Black parlaklığı mükemmel bir hava katmış. Buralar görüntü anlamında çok iyi. Lakin ben böyle bir kasada buraları Pione Black değil de karartılmış bir temperli cam görmek isterdim. Temperli cam kullanılsaydı var ya mükemmel olurdu. Dostlarım sistemimizi çalıştırmak ve USB portlarını bağlamak için de üst kısımda bir tane tablamız var. İki tane USB 3.2 tip H şeklinde yuvamız ve bir tane de burada Type-C yuvamız bulunuyor. Toplamda 3 tane USB'miz var ön tarafta. Ve kulaklık ve mikrofon için ayrı ayrı jack çıkışlarımız burada yer alıyor arkadaşlar. Tabi zaten biliyorsunuz anakartın da kendi üzerinde birçok çıkış var. Öyle ki bu anakarta Thunderbolt 3.0 desteği gayet önemli güncellik anlamında. Ve burada 2.5 GB'lik bir Ethernet portu, yine 1 GB'lik Ethernet portu ve Wi-Fi 6 teknolojisi bu sistem içerisinde bulunuyor. Yani baktığımız zaman aslında Thunderbolt 3.0'ın da bulunması gayet güzel.
Şimdi MSI Aegis Ti5'in içinde bulunan anakarta baktığımız zaman dostlarım, MSI burada bu sistem için özel bir anakart piyasaya sürmüş ve bunun içerisinde Z491 anakart bulunuyor. Ve MSI bunun model numarasına ise MSB9311 ismini vermiş. İşlem tarafına geldiğimiz zaman ise dostlarım, burada i7-10700K işlemci bulunuyor. İşlemci ve ekran kartını düşündüğümüz zaman çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu sistem minimum 2K ama benim önerim bu sistemi arkadaşlar 4K çözünürlükle kullanırsanız tam performansını, tam verimi elde edersiniz. Ama güzel bir nokta, buradaki sağ kapağı çıkarttığım zaman arkadaşlar orada iki tane vida var. Vidayı da gevşetiyorum ve aşağı doğru açılır 240 mm'lik radyatörü görüyorsunuz. MSI kendi sıvı soğutmasını 10700K'nın üzerine arkadaşlar yerleştirmiş. RAM tarafına geldiğimiz zaman dostlarım, burada çok fazla bir RAM var. Çünkü sistemde 4 tane 32 GB'lık, toplamda 128 GB'lık 3200 MHz CL21 değerinde çalışan, CL değeri çok yüksek. Yani gecikme değeri yüksek ama durun. Çünkü arkadaşlar buradaki RAM'ler voltaj olarak 1.2 voltla çalışıyor. Yani siz burada voltajı 1.40 voltaja çıkartırsanız, yani CL değerini CL16'ya düşürebilirsiniz. Çünkü üzerinde bulunan bellekler de Samsung'un bellekleri. Ama burada bir eleştiri daha göndereceğim MSI'ya. Sen böyle bir makine yapıyorsun, her yeri yaldır yaldır. Abi ben 1985'lerden kalma yeşil bordo sahip bir RAM görmek istemiyorum. Gözünü seveyim. Şuna bir soğutucu tak en azından. En azından bordo siyah olsun be. Ne bu yeşil yeşil? MSI kızma, bana yapacak bir şey yok. Bu Samsung'un yeşil RAM'lerinden ben bıktım abi. Geldik ekran kartına. Arkadaşlar ekran kartı tarafında MSI'nin RTX 3080 Ventus 3 fanlı ekran kartı bulunuyor. Bunun hakkında pek fazla konuşmaya gerek yok. Zaten sıcaklık değerlerini biraz sonra göreceğiz. Gayet performanslı ama burada çok tuhaf bir nokta var. Şu anda arkadaşlar bu kasanın fiyatı 40 bin lira. Bak Akakçe'ye girelim. Burada garip bir şey göstereceğim size. Bak şimdi. Şu anda en ucuz RTX 3080 mining'den ötürü ülkemizde 21 bin lirayla 28 bin lira arasında gidip geliyor. Yani aslında baktığımız zaman ekran kartı fiyatları uçtuğu için bunu ülkemizde almak çok mantıksız değil. Hani eskiden RTX 3080 10 bin liraydı. 12 bin liraydı belki. Şu anda RTX 3080 30 bin liraya kadar çıktığı için bunu almak aslında pek mantıksız değil. Gayet mantıklı. SSD kısmına geldiğimiz zaman da burada PCI Express 3.0 hattının sınırlarını zorlayan, çok yüksek bir okuma ve yazma değeri sunan 2 tane 1 TB'lık diski birleştirmiş. Bunu 2 TB yapmış. Normal hızlarını bizlere sunuyor. Bu da yine M.2 SSD. NVMe PCI Express M.2 SSD olduğu için de çok yüksek okuma ve yazma değerleri bizlere sunuyor arkadaşlar. Ve özellikle burada Western Digital olması da güzel. Hani böyle bir güzel bir ambiyansı var. Onun dışında arkadaşlar hard disk kısmına geldiğimiz zaman da burada Toshiba'nın 7200 RPM hızında 3 TB'lık bir hard diski bulunuyor. Ve tüm bu sistem arkadaşlar şu bölümde bulunan 750 watt'lık 80 Plus Gold sertifikalı power supply güç veriyor. Özellikle 10700K'nın 10900K'ya göre daha az bir enerji harcamasıyla buradaki 750 watt'lık power supply'ımız da bu sistem için yeterli olacak. Ve şöyle genele baktığımız zaman bu sistemde arkadaşlar benim gözüme çarpan bir nokta ise, dediğim gibi, havalandırma anlamında MSI buna özen göstermiş. Çünkü bakın burada herhangi bir bileşenin direkt olarak hava alması gereken bir donanım parçası bulunmuyor. Ama MSI buraya bir havalandırma koymuş. Bir ızgaramız bulunuyor. Ve bu ızgaranın güzel tarafı arkadaşlar, bu kapağı açtığınız zaman burada anakartın, bakın burası çok güzel bir nokta, anakartın arkasını soğutan bir fan eklemişler buraya. Tamamıyla anakartın arkasını soğutuyor. İşlemci bölümüyle anakartın arkasını soğutuyor. Ve yine burada sıvı soğutmayı kaldırdığımız zaman da 12 cm'lik içerideki sıcaklığı dışarıya atacak ekstra bir fan daha bulunuyor. Ve güzel bir nokta ise, en başta söylemiştim, ekran kartı hava alabilsin, rahat rahat hava alabilsin diye de bu üst kısımda bulunan saydam kapağımız aralıklı olarak bırakılmış. Bu sayede ekran kartımız da buradan hava alabiliyor. Bence gelin artık bu sistemle canlı canlı oyun performansını bir yapalım. Ve bakalım değerler ne olmuş, durum nedir? Gözlemleyelim. Arkadaşlar şimdi size geldi canlı canlı oyun performansımıza bakmaya. Görmüş olduğunuz gibi sistemi şu anda ekstrem moda aldım. Yani sistem kendi içerisinde birazcık overclock yaptı. Ve benim burada FPS'den ziyade en çok merak ettiğim şey oyun sırasında çıkacağı sıcaklık. Çünkü böyle kompleki bir yapıda 10700K var, RTX 3080 var. Gerçek anlamda çok güçlü bir sistem burada bize bakıyor. Ve ben şu anda ayrıca de sistemi ekstrem moda aldım. Ve ben burada özellikle FPS'den ziyade sıcaklığı çok merak ediyorum. Zaten burada bütün değerleri görebiliyorsunuz. Ve eğer kamera burayı da netliyorsa
Zaten buradaki değerleri burada da göreceksiniz. Yani buradan da aslında bütün değerlere bakabilirsiniz. Ama şu anda umarım ki bulanık çıkmıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü netlik şu anda burada. Umarım bulanık çıkmıyordur. Dostlarım, oyun testim Call of Duty Cold War'dayım. Şöyle zorlu bir oyunda sistemi test etmek istiyorum ve ayarlara geldiğimiz zaman size ayar kısmında sistemi ağlatacağım arkadaşlar. Bak 4K'dayız. Ultra Ray Tracing modundayım. Ultra grafiklerdeyim. Burasını da Ultra'ya en yükseğe çekelim. DLSS'imiz kalite modunda görebileceğiniz en üst seviye grafiklerdeyiz. Bakalım oyun içindeki FPS ne olacak? FPS'ten ziyade sıcaklığı çok merak ediyorum. Gelin hızlı bir şekilde bakalım. Ekran kartımın fan RPM'ini gösteriyor. Hava durumunu göstermiyor. Bunun ayarım bozulmuş. Neyse kalsın öyle. İşlemci frekansımın megahertzini gösteriyor. Kullanım değerini gösteriyor burada. Sıcaklığını gösteriyor. Bak aynı zaten. Aynı gidiyor. Ulan bu map yeni mi gelmiş? Ben bayağıdır oynamıyordum ha. Şu anda 80-90 FPS'lerdeyiz arkadaşlar. Lan ne oldu? Çok iyi. Hadi babacığım gir içeri. 100 FPS'lerdeyiz. 4K'dayız. Ultra grafikler, ultra ray tracing, DLSS'imiz kalite modunda. Aga be, aga be. Çok iyi. Ah be, yandan yedik be. Ekran kartım şu anda 77 dereceyi gördü en fazla. İşlemcim de 70 derecelerde. Extreme moddayız. 10700K için. Böyle bir sistem için. Kabul edilebilir seviyede diyecektim ama öldüm. Geliyorum şurada. Şurada ya şerefsiz saklanmış oraya. Oo, işte bu. Sniper'lı indirdik birader. Paslanmamışım. Arkadaşlar Twitch'te Call of Duty Cold War oyunu yapalım mı ya? Twitch yayında yapalım mı? Soru cevap bir yandan Cold War. Çok iyi. 100 FPS'lerde sıcaklık değerleri gayet güzel. Bu aralıkta sıcak değerleri gidip geliyor. Aga be, bitti be. Bence güzeldi. Vallahi güzel oynadık bence. Call of Duty Cold War testini burada bitirelim. Bakın arkadaşlar, halen daha ekran kartım 76'da. Yani Extreme moddayız. Sessiz moda veyahut da balance moda almadık. Ve 76 derecelerde ekran kartımız. Ve tamamı kullanılıyor. Onun dışında işlem sıcaklığımı gördüğünüz 70 derecelerde ve Extreme moddayız. Extreme modda olmamıza rağmen 4K'dayız, Ultra Ray Tracing modundayız, Ultra grafiklerdeyiz. Buna rağmen sıcaklık değerleri bence böyle bir bilgisayar için, böyle güçlü bir bilgisayar için, böyle komplike bir sistem için gayet yeterliydi bence. Şimdi gelin bir sonraki ünitesine geçelim. Ve sırada Rainbow Six Siege arkadaşlar. Şu anda 4K'dayız ve ayarlara geldiğimiz zaman en üst seviye grafiklerdeyim. Render kısmı da %100 4K en üst seviye grafikler Rainbow Six Siege'deyiz. Bakalım kaç FPS alacağız? Sıcaklığımız kaça kadar çıkacak? Gelin bakalım canlı canlı. İzleyin beni abi. Hiç af yok. Hiç af yok. Lan ne oluyor? Oğlum ben şu an gerçekten nereden geldiğini anlayamıyorum. Ulan hiç af yok dedik lan. Böyle oynayacağım. Anasını satayım böyle oynayacağım. Hadi bakalım. Adama bak, adam yanıma kadar gelmiş. Çok iyi. Oo, adamı uçurduk birader. Aga be. Arkadaşlar sıcaklığı gördük. FPS'leri falan da gördük. Bence daha fazla buna gerek yok. Rainbow Six Siege'i daha fazla oynamaya gerek yok.
sıcaklık değerleri değişmedi. Aynı Cold War'daki sıcak değerlerini gördük. FPS'i zaten buradan canlı canlı gözlemlediniz. Gelin bir sonraki oyun testine geçelim. Dostlarım, sıradaki oyun testi 4-5'teyim. 4-5 diyebilirsiniz, 4-5 diyebilirsiniz. Ama bence güzel bir rally oyunu. Ben gayet seviyorum bu oyunu. Ve high grafiklerdeyim. 4K çözünürlükte bakalım değerlerimiz ne olacak? FPS sıcaklık ne olacak? Gelin canlı canlı bir gözlemleyelim. Kapalı havada başladık ha. Şu anda of, Aston Martin çok güzel duruyor be. Baba yine birincilik gelecek mi be? 60 FPS'lerdeyim. Abi 4-5 var ya, acayip zor bir oyun ha. Yani şu anlamda zor. Grafik anlamında çok zor. Lan ne oluyor? Dostlarım görüyorsunuz, bakın 4-5 oyununda 4K'da high grafiklerde, en üst grafiklerde değil. Lan. Dostlarım bakın görüyorsunuz 4K çözünürlükteyiz. High grafikler, en üst seviye ultra grafikler de değil. Buna rağmen 60-70 FPS'lerdeyiz. Bu oyunun grafikleri çok zor ya. Oğlum son dakika geçtiler lan beni. İnanamıyorum, böyle bir şey yok. Dostlarım sıradaki oyun testim, oynayabilenleri PUBG adını verdi. Oynayamayanlar ise koşma simülatörü dedi. Koşma simülatöründeyiz. Şimdi hızlı bir şekilde buradan ayaklarımı bir yere basmak istiyorum. Bakalım FPS'lerimiz ne olacak. Murat yin damından at alan yapmadım. Güzel. Lazer görüş de aldık abi. Dur benim. Aha! Ne? Bir tur daha atacağım. Etrafa inen var mı? Var. Yanlış yere indim birader. Buraya ben indim çünkü. Yanlış yere indim birader. Çok yanlış yere indim. Çok yanlış yere indim birader. Seni çok pis döveceğim. Sizin yapacağınız oyunun da... Evet dostlarım, tatlı ve mutlu, huzurlu bir şekilde bu videomuzu kapatalım istiyorum. Gördüğünüz gibi sistemin vermiş olduğu performansı zaten canlı canlı gördünüz. Özellikle Allah hepimize bu PUBG'de sabır versin. Sonuçlar bu şekildeydi. Videoya güzel bir like bekliyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz. Sistem hakkında söylenecek bence pek fazla bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.